Kolay gelsin evlat. Sağ ol baba. Demek çalışmaya başladın. Evet. Ankara'dan bir mektup bekliyorum baba. Projemi kabul ederlerse asıl işim o zaman başlayacak. Hayırlısı olsun evlat. Rahatsız olma. Sen işine bak. Sağ ol baba. Tamam mı? Herkes bindi mi? Sen ne bekliyorsun Hakkeş? Param yok, param. Gelsin hele gel, ne yapacağım parayı? Geç, gel, gel hele gel. Borcum olsun. Borç borç yok. Öyle bir sünnet düğünü yapalım ki dillere destan olsun. Anlaşılan bu sünnet bize pahalıya batacak. Merhaba koçum, afiyet olsun. Feda olsun. Torunların bir yana, dünya bir yana. Babam torunlarını bizden çok seviyor galiba. Burada herkesin yeri ayrı kızım. Bakalım küçük canavar kestirecek mi? Amcam kestir derse kestiririm. Sen bu işe ne diyorsun amcası? Ben mi? Hangi iş? Ooo! Mühendis bey dalmış Ankara'nın kızlarını düşünüyor. Yok canım, ne münasebet. Ankara'dan beklediğim mektup gelmedi de onu düşünüyordum. Mektup? Tüh, az kalsın unutuyordum. Mektubun geldi. Ama müjdemi isterim. Bitirdim seni Fırat. Hayırlı bir haber mi var oğul? Hayırlı. Hem de çok hayırlı. Gözün aydın öyleyse. Müjdemi unutma ha. Bundan güzel müjde olamaz. Bakanlık projemi kabul etmiş. Yakında inşaata başlayacağım. Fırat'ın üstüne köprü kuracağım. Köprü! Köprü! Yatmıyor musun? Sen uyu. Çok şaşırttın beni. Ne tarlamız, toprağımız, ne de hanımız, hamamımız var. Biliyorsun. Varımız, yoğumuz bir sal parçası. Köylünün bize ihtiyacı kalmadı mı, bittik demektir. Dinle beni abi. Asıl sen dinle beni. Sen ki benim kardeşimsin, canımsın. O köprüyü başkası yapmaya kalkırsa sen mani olmalısın.
Doğrusu budur çünkü. Sizler için canımı veririm abi. Bilirsin. Ama bu köprü lazım bu köye. Hepinize çok faydalı olacak. Faydası batsın. Senden köprü isteyen mi var? Murat senden bir can aldı ama bu kadar da can besleyip büyüttü. Onun ekmeğini yedik hepimiz. Dünyada salcılıktan başka geçim yolu yok mu? Yok! Bizim için yok! Sal bizim ekmek paramız. Mecburuz, muhtacız ona. O sal sayesinde adam oldun sen. Bu köprü yapılacak abi. Yapılmayacak. Bu işten hiçbirimize hayır gelmez. Hem senin gibi akıllı okumuş biri kimsenin ekmeğiyle oynamaz. Babam da söyledi zaten. Ahmet gibi bir oğul yapamaz. Vazgeçer. Vazgeçecek dedi.